Ben DSP değil diye, DSP genel başkanı olur diye bütün solcular iki görev olmaz itiraz ettiler. Özellikle benim kardeş partimden. Şimdi kardeş partinin bir milletvekili, dünkü gazetelerde var. Yargı birliği başkanı seçildi, hiç kimse itiraz etmiyor. Bu görev nasıl olur beraber de diyor. Biraz evvel söylediği gündeki bir göstermek için çıkarttı. Sen kardeşiniz nelerle uğraşıyor? Siriza, duydunuz mu orası? Ayın 25'te çok duyacaksınız. Şimdi İmam İstanbul'daki İYİ Parti. Bir de şeydeki İYİ Parti var, İspanya'da. Şimdi bunların sloganı şu, bugün ben size bunu gördüm. Umuda bir yol açmak. Meslek açıdan ben bunu gördüm. Şu dediğinizin hepsi var burada. Ben bunu size zaten tavsiye ettim. Bu süreç içinde düşüneceksiniz. Benle Gültekin Bey anlaşmadığımız yerler olabilir. Ama mutabık olduğumuz yerler var. Gel mutabık olduğumuz yerleri bitirelim önce. Mesela Sayın Genel Başkanı döneminde onun için olurdur. Bir önceki dönemin başkanı değiştiğinde. Terk ederken ve gelen de devralırken bir şubesinin yöneticilerin kadın olması mesleğin yüz akıdır. Ben şimdi bunu anlatıyorum yurt dışında. Hem de hava atarak anlatıyorum. Diyorum ki bizim diyorum hem de seçimle aldılar diyor. Yani demokratik lafını kullandım dikkat edin. Demokratik birliktelik ilk başlarken. Şimdi biz işte bu hatayı da yapmayalım. Mesela Mansur Türker nasıl parladı mesela? Sizin gibi dinleyiciydim öğrenciyken. Kalkıyordu birileri çok konuşmayı sever. Yanlış şeyler istiyor. Tabii yönetenler de nazik. Onların kaybedecek bir şey var, onu kaybedecek. Ben kalkıyordum. Bir dakika arkadaş, sen nasıl muhasebecisin diye söylüyorum ticaret odasında. Ben pek kim de bu itirazda? Edin, eksik konuşan adama itiraz edin. Artık onların öğretilmiş çaresizliği, eksik bilgiyle bizi yani yöneten ille seçilenler değil, oturduğu yerde bir soruyla bizi yönlendiriyor. İtiraz edin, bu kardeşim değil. Ve bizim birlik olmaya ihtiyacımız. Bizim bütünle sağlamamız lazım. Bak söylemediğim en önemli kaybettiğimiz iş, benim ilk muhasebe enstitüsünde ders verirken bir çizgi çizdim. O öğrencilerden birisi şimdi Hikayethane Belediye Başkanı'dır. O gün inceleme yapmıştım. Muhasebeciler belli bir yaşa, mesleğe kadar düşük ücret alıyorlar. Belli bir yaştan sonra aniden fırlar. Ama hiçbirisi muhasebeci kalkmamıştı. Hepsi iş adamı olmuş. 3568 sayılı yasa çıkana kadar eğer çıkmasaydı şu anda hiçbiriniz muhasebeci değildiniz. Hiçbiriniz değildiniz. Çünkü bir müşterinizle ortak olacaktınız. Sektör olacaktınız. Bunun en tipik örneği bizim bir arkadaşımız var. Bizimle beraber meslek mücadelesi. Ben herkese yeminli olur dedim. Yerinden fırladı. Ben yeminli olmayacağım. Beni örgütlenmeden göndermedim. Niye? Yeminli oldu geldi aramıza. İhtiyacı var beraberiz. Arkadaşı daha sonra rastladım. Ne yapıyorsunuz? İşte bir şirkete ortak ol. Nasıl oluyor? Müşteriyim diye ortak ol. Yani bizim mesleğin bazisi budur. Tarihçesi budur. Ben şimdi size anlatsam beni sintez yazdım diyorum. Şaşırdı herkes. Amerikan defteri mi diye bir defter Amerika'da yok biliyor musunuz? Bizim bu defterle ilgili yaratıldığı yıl hangi yıl biliyor musunuz? 1915. Tesadüf olacak yani şey diye söyle 1915'te Ermeni bir muhasebe hocasının kitabı var bu konuda. Ben Amerika'da sordum, böyle bir defter bilmiyorum. Baba biz yaratmışız. Niye yaratmışız? Aklımız bu. Defteri kebire aktarmak için tutmuşuz. Sıkıntıyı ömüye. Adamın Amerikan defteri dediğimiz o. Yani bilgisayarı kağıtla üretmişiz. Şimdi bunun için bizim meslek örgütümüzün bizi tanıştırıyor, birlikte beraber olmalıyız. Yani mesela örnek veriyorum. Ben yani şu anda siyasiyim. Ayın 10'undan itibaren oy istemeye başlayacağım. Çünkü oy istemiyorum. Beni sen desteklediğin zaman sen seçilmiş oluyorsun. Beni destekleme diye biliyor musun? Kanunda hüküm var. Onu biliyor musun? Egemen güçler siyasi partiler kanununda mesleki siyaset yapılamaz diye hüküm koymuş partiler. Bir meslek mensubunu böyle meslek mensubudur diye övemezsin. Neden lonca sistemi gibi güçlenmeyelim diye. Bu bizim kendi meslek yapılanmamızı çok büyük korumamız lazım, iyi götürmemiz lazım. Hüseyin ne demek istediğim sağlaması eksik kullanıyorum.
Çok teşekkürler. Kısa bir zaman dilimi daha isteyeceğim sizden. Sonuna geldik. Sayın İhsan Yalçın bir şeyler söylemek istiyor. Lütfen. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen değerli yöneticilerimize, Şişli Dernek yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir organizasyon, dolu dolu geçiyor. Zaten üstadımız maşallah bu süreyi çok güzel kullandı. Bir iki şey de ben söylemek istedim. Üstadımız tabii ki meslekten geliyor, biz de meslekten geliyoruz. Bu anlamda meslekteki yeni açılımlarla ilgili açıklamaları çok yerinde ve güzel. Tabii bu meslekteki yeni açılımlar adı altında benim üstadımdır, büyüğümdür. Ne olur yanlış anlamasın. Yani ben oraya çıktım, SSK eğitimlerinden bahsederken ismi olarak biz yalnızca SSK eğitimi yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu da herkesin bildiğini zannediyorum. Ve bu sonuçta meslekteki yeni açılımlarda üstadımızın uzmanlaşmalıyız. Yeni iş arayışları, yeni işleri yaratmalıyız tezi zaten İSMO'nun felsefesinde olan bir uygulamadır. Ve İSMO Akademi'de örneğin üstadımızın bahsetmiş olduğu şirket değerleme yöntemleri, gayrimenkul değerlemesi, şirket değerlemeleri, iş denetim gibi yeni iş alanları ile ilgili meslektaşlarımızın bu farkındalığı yaratmaya çalışmaktadır. Bu farkındalığı yaratmaya da devam edecektir. Örneğin kurumsallaşma ismi yanlıştır deniyor fakat bizim kurumsallaşma komitemiz, hatta kurumsallaşma komitemizin başkanı da aramızda Sayın Idur Özden. Biz bu projeye imza attığımızda 2008 yılında kurumsallaşmanın aslında önceden şirketleşmekten geçeceğini beyan ettik. Ve bununla ilgili yol haritamızda kurumsallaşmanın altının aslında şirketleşmekten geçeceğini de ifade ettik. Ben kısa başlıklarla bilgilendirmek istiyorum. Tek devri çalışması yani önümüzdeki bizi hapsetmeye mahkum denilen bu tek tebliğ çalışmasının biz de farkındayız. Meslektaşlar olarak kendi içimizde hatta 30 Ocak tarihinde diğer grup yöneticilerinin de üyelerinin de katılacak danışma meclisimizde bu taslak çalışmayla ilgili grubun yani daha doğrusu tabanın tüm düşüncelerini alarak TÜRMOB nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı da burada sizi bilgilendirmek istiyorum. Güzel bir haber var tabii bu 15 yıla ulaşanlarla 2015 yılı ile ilgili bağımsız denetim eğitimlerinde girerek bu hakkın elde edilmesi gerçekten olması bizi de sevindirecektir. Biz başından beri 3568 sayılı yasamıza göre ruhsat almış mali müşavirlerin işinin bu denetim işini yapabilmeleri gerektiğine inanmaktayız. Ayrıca bununla ilgili bir sınav olmamasını düşünmekteyiz. Zaten üstadımız da bunun sınav değil, aslında uygulamadan kaynaklı pratiğin yapılması gerektiğindeki düşünceleri de önemliydi. Meslekte tabii yeni iş alanları yaratmak önemli. Müşteriye aslında gerçekten değer yaratmamız gerekiyor arkadaşlar. Üstadımızın dediği gibi KOBİ'leri oluşturup bu KOBİ'leri meydana getiren bizleri bu müşterimizi elde tutarak farkındalık yaratmamız çok önemli. Bir incelemede eldeki müşterimizi tutma maliyetinin yeni müşterinin maliyetinden daha düşük olduğu saptanmış. Elimizdeki müşterilerin sürdürülebilirliğini arttırdığımız sürece yeni süreçler bizi beklemektedir. Her zaman defter tutma olacaktır. Yani finansal tabloları düzenleyenler ve denetleyenler olacaktır. Ve bununla ilgili danışmanlık işleri olacaktır. Biz de bu süreçte siz meslektaşlarımıza bunu hazırlamaktayız. Teşekkür ederim. Türkiye arkadaşım bir söz istemişti. Ondan sonra size verelim. Yalnız süre doldu galiba arkadaşlarım da
Sayın Genel Başkan, bitti galiba. Çok kısa bir gözüküyor. Zülfikar kardeşim ben. Değerli meslektaşlar, serbest muhasebeci mali müşer olarak hepimiz Bağbur'la çalışmaktayız. Özellikle Bağbur olan hepimiz, kesinden bahsediyorum, bürolarımız var. Hapis bulundayız. Bunu gerçekten konuşacağız huzurumuzda. Ankara'da fazla iş, bildirimler, bildirgeler, beğenmemeler, elektronik bildirimler vesaire yoğun işimize zamanımızı almakta, sosyal yaşantımıza, ailesel yaşantımıza ya da diğer özel yaşantımıza bazı kısıtlamalar getirmekteyiz. Niçin? Kamu görevi yaptığımız için, şirketler adına, aileler adına, ticaret aileler adına görev yaptığımız için görevden mi? Kamu hizmeti yaptığımız için sorumluluğumuz bayağı gerçekten bakmaktadır. Ayrıca meslek mensupları çeşitli tebliğlerle, yönetmeliklerle, yaptırımlarla, cezalarla karşı karşıya. Bu yetmiyormuş gibi. Yeni bir meslek yasası hazırlanıyor. Hemen tarafınızca bahsedildi. Mütesersiz sorun. Sayın Başkanım, Türkiye'de kayıt dışı ekonomi varken bir meslek mensubu olarak çıkacak bu yasada meslek mensubunu haksız yere cezalandırması sizce doğru mu? Buna karşıyız. İki, yeminli malimşerilere yıllardır verilen bir haklar. Nedir bunlar? Özel amaçlı raporlar düzenleme etkisi. Neden 26 yıldır biz meslek mensuplarına verilmedi? Doktorlarda, tabip odalarında, mühendis odalarında ve diğer odalarda, barolarda böyle bir tecrübe, tamam bir sınıf konulur, bir eğitim farkı, eğitim birliği varsa onların böyle bir haksızlığa uğrama... Hangi eğitimi söylediniz? Özel amaçlı raporlar. Özel amaçlı raporlar düzenliyor bilinen ve mali kişilerle bu özel amaçlı raporlara veremiyorlar, imza atamıyorlar, düzenleyemiyorlar. Ve neden verilmedi bugüne kadar? 26 yıldır niye bu ayrımcılık yapılıyor? Ben karşıyım yeminli ayrımına, mali müşavir ayrımına. Bireysel olarak karşıyım. Meslek mensubu sayımız, özür dilerim biraz çok konuştum. 91'e dayandı. Artı 5000'de yeminli kesimi var bir yerde. Bu camiye, bu örgüt bugüne kadar ne iş sahası açtı bu alanda? Plan, proje doğru şekilde yapıldı mı? Farkındalık eğitimler yapılıyor. Sorunumuz orada. Kalitesiz, niteliksiz meslek sayısı artık. Tarafımızı tenzil ediyorum. Bu yanlış anlaşılmaz mı? İşini doğru yapmak. Kamu Gözetim Kurumu süreci. Ben yine aldım. 27 Aralık'ta eğitimi tamamladım. Odama uydum. TÜBİTAK'a uydum. Dava açıldı. Neden bir dönüş süreci yapıldı? İçin bekletildik. Yanlış bir strateji değil mi? Teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sizin söylediklerinizin içinde özel amaçlı denetim raporu yazmanıza bir engel yok. Önce söyleyeyim. Bunun yolu nereden geçer? Tüm toplantılarda bir ayrımcılık yapmamak var. Yani siz derseniz ki bu ona verdim, bana vermedin dediğin anda burada da bir yabancı varsa demek ki sana vermemek lazım. O da verecekse vermez. Yarın öbür gün Koç Holding bayilerinden denetim raporu isteyebilir. Ve isterken ben yeminli olduğum halde beni bu tanımın içine koymayabilir, seni de koymayabilir. O hak onlardadır. İş vermek ayrıdır. İşi yapacak mekanizmayı, ortamı yaratmak ayrıdır. Biz bunu karşılıyoruz. Bu meslek örgütü hiç kimseye iş verdirme konusunda zorlayamaz. Ama biz işi alabilecek kaliteyi ortaya koymak zorundayız. Biraz önce Hüseyin kardeşime verdiğim yanıtı olur. Eğer kavgacı gözükürse milletin algıladığı gibi çizmiş olur. Şimdi sana verildi iş. İşler denedim. Bak şimdi çıkarttım. Sayın Dernek Başkanı'na vereceğim. Çoğaldım. Kendinize verecek. Buna buyur diye. İki kanundaki maddeyiz. Şimdi biz bunu isterken, bunu yaparken maalesef 700 bin kişiye denedim çıktı. Hepimiz böyle konuştuk. Ben dedim ki yok 700 bin kişi. Yalnız onun şirketlerini dedim. Hemen apar topar projeyi çıkarttılar televizyonda.
Masum Türkiye nasıl böyle diye, kanun böyle çıkarken ben de bakardım, biliyorum nasıl çıktığını. Hele o tarihlerde Avrupa Birliği'nde denetim KOBİ'lerden kaldırılsın eğilimi var. Ticaret komiseri CPA olduğu için, mali müşavir olduğu için engelliyordu, şimdi mecburi oldu. Şimdi yakın bir tarihte sana diyecekler ki 4 milyar trilyon mallarla olan, 12 trilyon satışı olan, çalışan sayısı 50'ye düşürüyor. 50 olan denetim yaptırmak zorundadır. Ama adam seni seçip seçmeyeceğini, ben sana kendini ona göre düzenler, örgüt seni öyle sunsun diye söyledim. Bu bir. İki, özel amaçlı filan denetçilere bedel yok, yeminlere. Belli yerler devlet yetkisi devrediyor. O yetkiyi devretmeksizin yeni denetim yasasında var. Sen niye bekledin 7 Aralık'a kadar? Niye bekledin? Zamanında alsaydın, herkes alsaydı. Şimdi şu anda o maddeyi kimi niye vermiyorum başlıyor? Yeterli denetçi yok muyum? Efendim bırak, onlar bunun tartışma konusu değil bakın. Onlar sizin seçim yerlerinde tartışırsınız. O bunun yeri değil. O zaman kimse konuşmaz. Mesela biraz evvel ben İhsan kardeşim yanlış anladı. Niye yapıyorlar SPK'yı demedim. Bizim işimiz o olmamalı dedim.